Evet arkadaşlar, beklenen kar geldi. Evet, güzelliğe bakar mısınız? Zahmet yağıyor, güzellik yağıyor. Süper. An ve an itibariyle kar yağışımız başlamıştır İstanbul'da. Evet, güzel yağmur. Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün 2022 Ocak 17 Pazartesi. Evet, en büyük günah pişmanlıktır. P. Sartre. Bu gece yarı bay büyüyor. Yavrunuza isim kız Berra, erkek Necati. Hemen burada güzel bir çiçek resmi. İsmi de bilmiyorum. Hemen arka sayfaya geçiyorum. Arka sayfada ne tür güzel bilgiler var. Evet, bazı yaşanmışlıklar. Yine şeyde sorun var. 1875'te İstanbul'da Karaköy, Beyoğlu arasındaki tünel hizmete girdi. Londra metrosundan sonra dünyada hizmete giren ikinci ve en kısa yeraltı ulaşım sistemidir. 1998 aile içi şiddete uğrayanları koruyan kanun yürürlüğe girdi. Kanun şiddet uygulayanı aile bireylerine yaklaştırmama, eşyalarına zarar vermemesini sağlama, evden uzaklaştırma gibi tedbirler içeriyor. Ancak şiddet hiç bitmedi. Artarak da devam etmekte maalesef arkadaşlar. Her gün haberlerde hemen hemen bununla ilgili neredeyse 5 haber duyuyoruz. Maalesef. Şova açıyorum ayrı, ısıtarı açıyorum ayrı. Vallahi artık gına geldi. Eşime diyorum artık, diyorum bu haberleri izlemeyelim. Vallahi psikolojim bozuldu. En güzel diyorum TRT1'i izleyelim. Orada bu kadar bu haberlere yer verilmiyor. Büyük İskender. Milattan önce 356, milattan önce 323. Büyük İskender kısacık yaşamı boyunca sürekli sefer halinde bir komutandı. Düşünür Aristo'nun öğrencisi olan İskender, Makedonya tahtına geçer geçmez büyük bir ordu kurdu. Ordusunun başında Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'ya dek sayısız zafer kazandı. O çağa dek kurulmuş en büyük imparatorluğun başında muzaffer bir komutandı. Evet, bu bilgiyi de geçtikten sonra gündelik bilim diyor. Manyetik kıyamet. Dünyamızın manyetik kutuplarının yer değiştirmeye başladığı, bunun sonucunda büyük depremler yaşanacağı ve sonumuzun geleceği konusunda kehanetler yapıldı. Dünyanın manyetik çekiminin zayıfladığı doğru ama buna felaketlere yol açacağı iddiası bilimsel temelden yoksun. Çünkü manyetik alanımızda değişimler dünya tarihinde daha önce de yaşandı. Hiçbir bulgu
söz edilen dehşet senaryolarının yaşandığını göstermiyor. Evet, yemek kültürü, gözleme. Arkadaşlar, gözlemede memleketim Kastamonların üzerine yapan yok. İddia ediyorum, yok. Bizim elimizden midir, elimizin lezzetinden midir, unumuzdan mıdır bilmiyorum ama Kastamonluların yaptığı gözleme bir başka. Lütfen diğer arkadaşlarım hiç alınmasın. Hemen gözlemeyle alakalı tarihe geçiyorum. Yemek kültürü gözlemenin adı aslında közlemedir. Çok eski dönemlerden beri Türk mutfağında yeri olan gözleme, közde ya da külde pişen ekmeklere verilen addır. Közden dolayı adı közlemedir. Günümüzde ekmek olmaktan içine konulan envai çeşit malzemeyle tek başına yenilen bir yemeğe dönüşmüş haldedir. Tadında önemli olan gözlemeyi açanın ve pişirenin ustalığıdır. Bu da Kastamonların üzerine yoktur. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Cumartesi günü çok güzel kar yağdı. Onun akibinde pazar günü bulutluydu. Bugün de yine soğuk. Ani bir hava değişimleri yaşıyoruz maalesef. Arkadaşlar, dün akşam ne oldu biliyor musunuz? Eşim bana sormadan 3 tane misafirle geldi. Hiç böyle yapmazdı bu adam. Dedim, ne oluyor? Nereden çıktı bunlar? Evet arkadaşlar, misafirler. Bu gördükleriniz. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bakar mısınız? Bunları donmaktan kurtarmış arkadaşlar. Bunlar yerdeymiş. Neredeyse orada ne diyorlar onlara? İş makinelerinin altına girerken bunları kurtarmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Zaten bakın bu nasıl üşümüş. Ama çok güzeller. Şuna bakar mısınız? Bu ayrı, o ayrı sanırım. Bunu da bileniniz vardır herhalde. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çilek. Evet, çilek. Ben bugün apar topar saksı aldım, iki tane beyaz. Bunları inşallah eşim geldiğinde ekeceğiz. Geçen de bir misafirimiz geldi. Onu da hemen göstereyim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buna da mesela sarmaşık dolanmış. Bunu da sarmaşıktan kurtarmış. Nasıl diyor, sarmaşıklar dolanmıştı, etrafını bir görsen diyor. Kıyamadım diyor. Ondan sonra acaba. Sonra almış gelmiş, biz de hemen buna böyle saksı aldık. Ektik buna. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir maşallahınızı alırım ama.